Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte EBA Akademik Destek Denemeleri yani AYT denemesini çözmüş olacağız sizlerle birlikte. E, bu EBA Akademik Destek Denemeleri e, akademik yazarlar tarafından yazılmış bir denemedir arkadaşlar. O yüzden ne yapmamız lazım? E, bu denemeyi güzelce dinlememiz lazım. AYT denemesidir bu. Toplamda biliyorsunuz ki 11 adet sorumuz var. E, hemen ne yapalım? İlk sorumuza Başlayalım. Birinci Dünya Savaşı sırasında gizli anlaşmalarda İtalya'ya vaat edilen İzmir, Paris Barış Konferansı'nda İngiltere ve Fransa'nın desteğiyle Yunanistan'a bırakılmıştır. İngiltere ve Fransa'nın bu tutumu aşağıdaki amaçlardan hangisine dayandırılabilir demiş. Bakalım şıklarımıza. Rus yayılmacılığını engelleme, güçlü İtalya'yı çıkarlarına aykırı görme, Yunanistan'ı zayıf düşürme, Amerika'nın desteğini kazanma, İtalya'yı savaş dışı bırakmayı vermiş. Arkadaşlar İngiltere ve Fransa'nın bu tutumu bakıldığı zaman Birinci Dünya Savaşı sırasında gizli anlaşmayla İtalya'ya vaat ediyor burasını, İzmir ve çevresini. Ancak Paris Barış Konferansı'nda İngiltere ve Fransa'nın desteğiyle Yunanistan'a bırakılıyor. Bunun sebebi nedir? Güçlü bir İtalya istemiyor arkadaşlar İngiltere ve Fransa. O yüzden gizli anlaşmalarda vaat ettiği yerleri kime verecek? Yunanistan'a vermiş olacak. İngiltere ve Fransa'nın bu tutumu güçlü İtalya'yı çıkarlarına aykırı görmeyle alakalıdır. O yüzden burada cevabımız ne olacak? B şıkkı olmuş olacak. İkinci sorumuza geliyoruz. Aşağıda verilen cemiyetlerden hangisi İstanbul hükümeti tarafından desteklenmiştir? Sorusu sorulmuş. Bakalım. İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti, Kilikyalılar Cemiyeti, Milli Kongre Cemiyeti, Sulh ve Selamet Osmaniye Cemiyeti, Trabzon Muhafaza Hukuk Cemiyeti. Şimdi İstanbul Hükümeti tarafından desteklenenler neydi? Zararlı cemiyetlerdi. Zararlı cemiyetler. İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti yararlı. Kirikyalılar Çukurova bölgesinde yararlı. Milli Kongre Cemiyeti yararlı. Trabzon Muhafaza Hukuk Cemiyeti yararlı. Ancak Sulh ve Selameti Osmaniye Cemiyeti zararlı bir cemiyettir ve İstanbul Hükümeti tarafından ne yapılmıştır? Desteklenmiştir. O yüzden burada cevabımız değişikliği olmuş olacak. Üçüncü sorumuza bakıyoruz hemen. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra itilaf devletleri Osmanlı topraklarını işgale başladılar. Aralık 1918'de Hatay'ın 4 yol ilçesinde Kara Hasan Paşa ve yöre halkı silahlı direnişe geçtiler. Kara Mehmet Çavuş'un attığı ilk kurşun bölgedeki silahlı direnişin ilk kıvılcımıdır. Türk milleti Hatay, Hatay 4 yolda aşağıdaki devletlerden hangisinin işgaline karşı direnişe geçmiştir diyor. Arkadaşlar bu biliyorsunuz ki Güney Cebesi'ndedir ve Türk milleti Hatay Dört Yolda hangi devlete karşı savaşmıştır? Fransa'ya karşı ne yapmıştır? Bu işgale karşı direnişe geçmiştir Mondros'tan sonra. Cevabımız burada ne olacak? şıkkı olmuş olacak. Bir diğer sorumuza geliyoruz. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nda birçok cephede savaşmıştır. Bu cephelerden kimisinde ilk saldıran tarafken kimisinde ise savunmada kalan taraf olmuştur. Bu anlatımdan yola çıkıldığında aşağıdaki cephelerden hangisinin diğerlerinden farklı olduğu söylenebilir demiş. Bakıldığı zaman Kanal, Çanakkale, Irak, Hicaz ve Filistin'i vermiş. Arkadaşlar Osmanlı'nın iki tane taarruz cephesi vardı. Neydi bunlar? Kanal ve Kafkas. Kafkasya cephesi. Kafkas cepheleri bunlar neydi? Taarruz cepheleriydi arkadaşlar. Ancak Çanakkale, Irak, Hicaz ve Filistin cepheleri ise bunlar neydi? Savunma. Savunma cepheleriydi. Burada diğerlerine farklı olanı soruyor bize. A şıkkında yer alan kanal cephemiz nedir? Taarruz cephesidir. Beşinci sorumuza geliyoruz. Şöyle biraz geri alalım. Ne diyor? Bu olay Mustafa Kemal'in aşağıdaki sözlerinden hangisiyle daha çok ilişkilendirilebilir demiş. Bakalım. İzmir'in işgal edileceğini bir gün önceden haber alan İstanbul hükümeti işgale karşı direnişte bulunmamasını istemiştir. Buna rağmen halk gösteriler yapmaya başlamış ve tepkiler müdafaa hukuk cemiyetleri aracılığıyla tüm yurda yayılmayı, yayılmaya başlamıştır diyor. Şıklarımıza bakalım. Geldikleri gibi giderler. İstanbul Anadolu'ya egemen değil bağlı olmak zorundadır. Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. Bu satı bütün vatandır. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri savaş zaruri ve hayati olmalıdır. Milletin hayatı tehlikeye maruz kalmadıkça savaş bir cinayettir. Burada bakıldığı zaman arkadaşlar A şıkkında yer alan geldikleri gibi giderler sözü İstanbul'un işgalinden sonradır. Burada bize İzmir'in işgali soruluyor. Bunu alamıyoruz. İstanbul Anadolu'ya egemen değil bağlı olmak zorundadır. Burada cevabımız B şıkkı olacak çünkü halk gösteriler yapıyor ve tepkiler müdafaa hukuk cemiyetleri aracılığıyla tüm yurda yayılmaya başlanmış oluyor. Çünkü bu kurulan cemiyetlerimiz Anadolu merkezi arkadaşlar. O yüzden İstanbul burada Anadolu'ya egemen değil bağlı olmak zorundadır e, durumuyla e, bu söz Mustafa Kemal'in bu sözüyle. Bu durum ilişkilendirilebilir. O yüzden cevabımız B şıkkı olacak. Hattı müdafaa yoktur. Satı müdafaa vardır. Bu satı bütün vatandır bu Sakarya Savaşı'nda. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. ileri büyük taarruza söylenmiş oluyor. Diğer sözde Mustafa Kemal'in normal söylediği bir sözdür. 6'ya bakıyoruz. <laughs> Aşağıdakilerden hangisi? 2. Dünya Savaşı öncesinde Japonya'nın izlediği politikalar arasında yer almaz demiş. Bakalım. Doğal kaynak bakımından zengin olan Mançurya'yı işgal ediyor mu? Evet, Japonya burayı işgal ediyor. İkinci Dünya Savaşı öncesi. milletler cemiyetinden ayrılıyor. Asya, Asyalarındır politikasını izlemiş oluyor. E, batıların e, Doğu Asya'dan atılmasını öngören yeni düzeni ne yapacaktır? E, Japonya ilan etmiş olacaktır. Amerika'nın askeri süper harbora baskın düzenlemesi. E, tamam, düzenliyor arkadaşlar. Ancak bize ne diyor? İkinci Dünya Savaşı öncesinde. Bu durum nedir? Sırasında. İki Dünya Savaşı sırasında Japonya ne yapacaktır? Amerika'nın askeri üssü Pearl Harbor'a baskın düzenlemiş olacaktır. Burada cevabımız E şıkkı olmuş olacak. Burada önce, önce mi soruyor, sırasında mı soruyor, sonrasında mı soruyor? Ne yapmamız lazım? Dikkat etmemiz lazım. Hemen yedinci sorumuza geliyoruz. <laughs> Aşağıda verilen milli cemiyetlerden hangisi? Diğerlerinden farklı bir yöntem izlemiştir. Sorusu yöneltilmiş. Bakalım Milli Kongre, Klikyalar Cemiyeti, Reddi İlhak Cemiyeti, Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti, Trakya Paşa ile Müdafaa Hukuk Cemiyeti'ni vermiş. Burada bakıldığı zaman arkadaşlar A şıkkında yer alan Milli Kongre biliyorsunuz ki İstanbul'da askeri doktor doktor Esat Işıt tarafından kurulmuştur. Burada B B şıkkında yer alan Klikyalar Reddiye Hak Cemiyeti, Doğu Anadolu müdafaa Hukuk Cemiyeti, Trakya Paşaeli Cemiyeti bunlar bölgesel arkadaşlar. Kurtuluşu amaçlamıştır. Ancak Milli Kongre Cemiyeti e, nedir? Ulusal çaplı. Ulusal çaplı ne yapacaktır? Kurtuluş hareketini benimsemiş olacaktır. O yüzden diğerlerinden bu şekilde ayrılmış oluyor bu cemiyetimiz. Cevabımız A şıkkı olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geliyoruz. Ne diyor? Yukarıdakilerden hangileri? Kurtuluş Savaşı hazırlık döneminde toplanan kongrelerin ortak özellikleridir. Demiş. Bakalım. E, Kuvay Milliye'yi destekleme. Saltanat rejimini yok sayma. Bölgelerde çoğunluğun Türk olduğunu kanıtlama. işgal güçlerine karşı çıkmayı vermiş. Burada bakıldığı zaman Kuvay Milliye'yi ne yapıyor? Destekliyor. Arkadaşlar kongreler. Saltanat rejimini yok sayma yoktur. Neden arkadaşlar? Çünkü bir kurtuluş savaşı içerisindesiniz bu noktada birlik ve beraberlik duygusunu ilk başta pekiştirmeniz lazım. Savaştan sonra bu duruma bakılmıştır. O yüzden Kurtuluş Savaşı hazırlık döneminde böyle bir özellik yoktur. Saltanat rejimini yok sayma özelliği yoktur. Çünkü birlik ve beraberlik birlik ve beraberlik sağlanmak istemiştir ilk başta. Bölgelerde çoğunluğun Türk olduğunu kanıtlama. Evet, kongrelerin ortak özelliğidir. İşgal güçlere de karşı çıkma Bunlar nedir? 1, 3 ve 4 bunlar ortak özellikleri arasında yerini almaktadır. Cevabımız E şıkkı. Bir diğer sorumuza geldik. 16 Mayıs 1919'da İstanbul'dan ayrılan Mustafa Kemal Paşa 1926'ya dek İstanbul'a dönmeyecektir. Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul'dan ayrıldığında görevi ve rütbesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar Mustafa Kemal Paşa İstanbul'dan ayrıldıktan sonra görevi neydi? 9. Ordu müfettişiydi. Peki İstanbul'dan ayrıldığında rütbesi neydi? General rütbesindeydi. Mustafa Kemal Paşa. Burada cevabımız ne olacak? C şıkkı olmuş olacak. E, oldukça güzel bir soru arkadaşlar. Tam ÖSYM tadında bir soru. 10. sorumuza geldik. 18 Ocak 1919'da toplanan Paris Barış Konferansı ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir? Demiş. Bakalım. Yenilen devletlerle... Yapılacak anlaşmalar hazırlanmıştır burada. Evet arkadaşlar yenilen devletlerle birinci Dünya Savaşı'nda yenilen devletlerle yapılacak anlaşmalar hazırlanıyor. Paris Barış Konferansında Milletler Cemiyeti kuruluyor. Anlaşma devletleri arasında görüş ayrılıkları yaşanmış oluyor. 32 devletin katılımı ile toplanmış oluyor Paris Barış Konferansı. Amerika ve SSCB arasında soğuk savaş dönemi başlamıştır gibi bir durum söz konusu değildir. Neden arkadaşlar soğuk savaş dönemi? İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden sonra Amerika ve SSCB arasında ne yapacaktır? Başlamış olacaktır 1945 tarihinde. E, ayrıca Paris Barış Konferansı'nda arkadaşlar bizi kim temsil ediyor? Damat Ferit Paşa. Osmanlı'yı kim temsil etmiş? Damat Ferit Paşa temsil etmiş arkadaşlar. Bu bilgiyi de unutmayalım. Denememizin son sorusuna geldik. Ne diyor? 1926'da ünlü Skala Nutkun'da her şey devlet içinde ve devlet için hiçbir şey devlet dışında ve başka bir şey için değildir. Birey devletle uyumlu olduğu ölçüde önemlidir diyerek totaliter yönetimi savunan ve bizim deniz politikası doğrultusunda 2. Dünya Savaşı'na katılan lider hangisidir demiş. E burada bu sözden çıkarmamız biraz zor olacaktır. Burada bizi soruya götürecek ipuçları nelerdir? İlki Skalanutkudur. İkincisi bizim deniz politikasıdır arkadaşlar. Burada Scalone unutkunu ve bizim deniz politikasını e, uygulayan lider kimdir? İtalyan lider. Cevabımız ne olacak? Mussolini olmuş olacak. E, bu iki e, kavramı bilirseniz e, bu soruyu e, rahatlıkla çözmüş olursunuz. Bu sorumuzla birlikte arkadaşlar e, hmm. EBA akademik destek denemelerinin ilkini çözdük sizlerle. Bir sonraki denememizde görüşmek ümidiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Hepiniz inşallah güzel yerlere gelirsiniz üniversitelerde. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.